Metin seçimi. Şimdi boş bir Word belge seçiyorum. Daha sonra iki paragraflık rant diyorum. Eşittir rant dedim. İki yazıyorum. İki paragraflık bir metin oluşturdum. Metinleri seçerken farenizin sol tuşuna basılı tutun ve istediğiniz metni seçin. Gördüğünüz gibi bu şekilde seçebiliyorsunuz. Dilediğiniz yere kadar. Diğer ince ayar yapmak isterseniz kontrol ve düzeltiyorum. Shift ve sağa bakan ya da sola bakan ok tuşunu kullanın. Görüyorsunuz. Harf harf seçebilirsiniz. Shift ve sağa bakan ve sola bakan yön tuşlarıyla. Ctrl Shift sağa bakan yön tuşuna basarsam artık kelime kelime seçebilirim. Sola bakan yön tuşuna bastığım zaman da yine kelime kelime seçimi kaldırabilirim. Herhangi bir yerdeyim. Ctrl Shift aşağı bakan yön tuşuna bastığım zaman tüm paragrafı seçebiliyorum. Ctrl Shift aşağı bakan yön tuşuna bir kez daha bastım. İkinci paragrafı seçtim. Ctrl Shift yukarı bakan yön tuşuna bastığım zaman da seçimleri kaldırabiliyorum. Bu şekilde kısa yolları var. Eğer bir kelimeyi seçmek istiyorsanız Shift tıklıyoruz. Örneğin Shift tıkladım. Artık o kelimeyi seçtim. Tekrar Shift tıkladım. Çoklu kelime seçmek için Ctrl tuşuna basılı tutun. Shift tıklayın. Tekrar tıklayın. Gördüğünüz gibi dilediğiniz kelimeleri seçebiliyorsunuz. Biraz önce gördüğünüz 3 kez üst üste sol tuşa basarsak faremizde tüm paragrafı seçebiliyoruz. Şöyle tekrar gösteriyorum. Başka bir paragrafı seçmek için yine 3 kez bastığınız zaman da artık diğer paragraf seçilecektir. Ve son olarak şunu da göstereyim. Şu alanda bu gördüğünüz boşluk alanında fare imleci değişiyor. Buna bastığınız zaman artık satır satır belgedeki metinleri seçebiliyorsunuz. Kontrol tuşuna bastığınızda ise bunu değiştirebiliyorsunuz. Son olarak demiştim fakat bir tane daha gösteriyorum. Kontrol A dediğiniz zaman da tüm belgedeki metinleri seçebiliyorsunuz.